İstanbul'dan Kenter Tiyatrosu'ndan merhaba. Tiyatro sahnesi olarak tasarlanıp inşa edilmiş ve İstanbul'da ayakta kalabilmiş ender tiyatro sahnelerinden birinde Türkiye tiyatro sahnelerinin en önemli isimlerinden biri Genco Erkal'la beraberiz. İnsan hayatının ve geçmişin taşındığı bu tiyatro sahnesinde biz de arşiv odasında her zaman yaptığımız gibi geçmişten bir söyleşiyi dinleyeceğiz. Ama bu kez o söyleşiyi sahibiyle birlikte günümüze taşıyıp aradan geçen yıllardan ve biraz bugünden bahsedeceğiz. Hadi gelin önce 2008 yılına gidelim. Genco Erkal'ın Sivas 93 oyununu sahnelemek üzere gittiği Londra'da BBC Türkçe Radyosu'na verdiği mülakatı dinleyelim. Ardından İstanbul'a, Kenter Tiyatrosu'na dönelim. Londra'ya hoş geldiniz Genco Erkal. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi Sivas 93'ün bu kaçıncı sahnelenişi olacak Londra'daki? Bu 105. oyun Londra'da ve uzun bir Avrupa turnesinin ilk durağı Londra. Bundan sonra işte Fransa'da Metz var, sonra Münih, Basel var İsviçre'de. Almanya'da pek çok kent var. Nürnberg, Hamburg, Berlin, Köln, Belçika'da Brüksel var, Paris var. Yani uzun bir Avrupa turnesinin ilk durağı. Buradan başlıyoruz. Şimdi biraz geriye gidelim. Bu oyunun yazılış aşamasını bize biraz anlatabilirseniz, hala duymayan, hala Sivas'ta 1993'te ne olduğunu işitmemiş olanlar varsa, niçin böyle bir şey yazmaya koyuldunuz ve nasıl bir süreçti? Şimdi bu olay olduğundan bu yana zaten içim isyan duygularıyla dolu. Çünkü bu tarz olaylar ne ilk ne sonuncusu Sivas maalesef. İşte 6-7 Eylül olayları var, Kahramanmaraş olayı var, Çorum var, Malatya var, bir sürü benzer olay var. Bu toplumun hassas damarları diyeceğim, milliyetçilik ya da din konusundaki aşırı bir hassasiyet var. Bu kara cehaletle beslendiği zaman insanları en ufak bir tahrik, insanları insan olmaktan çıkarıyor. Genco Erkal, bu akşam bu sahnede bir delinin hatıra defterini sahneleyeceksiniz. Çok teşekkür ederiz öncesinde bize vakit ayırdınız. Ama ben önce 2008 yılındaki bu söyleşiyle başlamak istiyorum. Avrupa turnesinin ilk ayağıydı Londra'daki ve ondan sonra Avrupa'da birçok şehri dolaştınız. Evet. Türkiye'de de birçok şehirde sahnelediniz. O dönemi nasıl hatırlıyorsunuz? Aldığınız tepkiler nasıldı Sivas 93 hakkında? Başlangıçta bu oyunu yaparken etraftan beni çok korkuttular. Sakın, aman böyle bir şey yapma. Bu işlerle uğraşanların başına büyük işler geliyor. Sakın böyle bir şey yapma. O anda iktidar malum bunlardı. Ve hiç seni yaşatmazlar falan diye korkuttular. Ben dedim yok, inanıyorum ben buna, yapacağım. Hakikaten de hiçbir tepki görmedik. Çok garip bir şekilde insanlar bunu görmezden geldiler. Yani üstüne gidersek daha çok dikkat çekmiş oluruz diye düşünerek sanıyorum. Bizi ellemediler. Biz de bundan yararlanarak Türkiye'nin baştan aşağı bütün her tarafını birkaç kez dolaştık. Yurt dışında da çok büyük bir turne yaptık dediğiniz gibi. İlk Londra'dan başladık. Sonra Almanya, işte Hollanda, Avusturya, İsviçre falan. Çok büyük ilgi gördü bu oyun. Ben hiç tahmin etmedim. Çünkü sonuçta bir belgesel oyun. Belgesel tiyatro. Günümüzde o kadar fazla ilgi çeken bir tür değil tiyatro olarak. 60'lı yıllarda bir ara çok moda olmuştu belgesel tiyatro ama şimdi çok gözden düşmüş bir türdü. Hiç beklemediğimiz kadar son yıllarda hiçbir oyunumuza bu kadar ilgi gelmedi, gösterilmedi. Ve bizi en çok sevindiren gençler bu kadar gelmedi tiyatroya. Biz hep tiyatromuzun izleyicisinin artık yaşlandığını, bizimle beraber müzelik olduğumuzu falan düşünüyordum. Ve diyordum ki artık bu tiyatronun sonu demektir, biz fosilleştik. Halbuki doğru işler yapılınca gençlerin o bu tür şeylerle ilgilenmiyor diye tanımladığımız gençlerin aslında çok ilgili oldukları fakat kendilerini damardan yakalayacak bir şeyler bekledikleri ortaya çıktı. Ki daha sonra da gezi olaylarıyla bu da daha çok pekişmiş oldu. Biz hep gençlerin çok apolitik olduğunu, kendi dertlerine düştüklerini, memleketle hiç ilgilenmediklerini falan düşünürken
Tam tersine çok büyük bir ilgi gördüklerini. Bu Sivas bizim Dostlar Tiyatrosu'nun tarihinde bir dönüm noktası oldu. Oradan itibaren bütün oyunlarımız giderek genç seyirci çoğaldı. Marx'ın dönüşünü yaptık. İşte Aziz Nesin'den Nereye Gidiyoruz, Kerem gibi. Sonra Yaşamaya Dair Nazım Hikmet, Brecht'ten ben Bertolt Brecht. Bunların hepsi gençler arasında çok büyük ilgi gördü ve çok mutluyuz o bakımdan. Söyleşte de diyorsunuz bu tarz olayların tekrarlanmaması, unutulmaması için evet. Sanatçıların üstüne de bunları deşmek görevi evet. sorumluluğu düşüyor diye siz de yüzlerce kez deştiniz. Belki o olayı hatırlamayan insanlara, bilmeyenlere de göstermiş oldunuz. Bu çabanızın karşılığını alabildiğinizi düşünüyor musunuz? Evet, evet. İşte o bakımdan çok mutluyum. Biz bu oyunu bir de 5 yıl sonra yani Sivas'ın 20. yıl dönümünde güncelleyerek sahneye koyduk. Yeniden ele aldık 2-3 yıl aradan sonra. O da işte Sivas sanıklarının zaman aşımına uğrama kararının ertesiydi. O arada başbakanın çıkıp da memleketimize hayırlı olsun bu karar demesi bizi müthiş isyan ettirdi. Dedik ki yeniden zamanıdır. Bir daha bu oyunu oynamalıyız. Bir daha hatırlatmalıyız. Ve oyunun sonunu güncelleyerek, o güne getirerek yeniden sahneledik. O da çok büyük ilgi gördü. O günden bugüne hiçbir şey değişmediğini düşünüyorum. Nitekim zaman zaman ufak tefek, irili ufaklı olaylar oluyor. Ve bu hem milliyetçi hem de dinci söylemin bizim toplumumuzun çok hassas bir noktası olduğuna, oraya dokunduğunuz anda insanların çok kolay tahrik olup her şeyi yapabileceğini gördük. Bugüne kadar ne bileyim 6-7 Eylül olayları var, işte Maraş olayları var, Çorum var. Yani dediğim gibi iki tane hassas nokta var. Biri bayrak ve Türkiye, aşırı milliyetçilik diyelim, faşist bir milliyetçilik diyelim. Bir yandan da dincilik. Dinimize dokundu. İşte geçenlerde ben mesela Kurban Bayramı ilkel bir bayramdır dedim. Birdenbire Twitter'da müthiş bir saldırıya uğradım. Yani troller linç kampanyası başlattılar. Sabahtan akşama kadar küfürler son derece düşük düzeyde bir... Yani oradan da anlaşılıyor ki bu noktalara değdiğiniz vakit bu toplumun yapamayacağı şey yok yani. İnsanlar çok kolay dolduruşa geliyorlar. Bu tarz baskı ve yasaklar bana güç veriyor. Beni şeyler yapmak için demiştiniz. Hala böyle mi düşünüyorsunuz yoksa artık biraz yorulduğunuzu hissediyor musunuz? Yok, hayır, hiç yorulmadım. Hiç yorulmadım. Hakikaten bunlar beni ayakta tutuyor. Yani böyle insanı tahrik eden ve üstünüze saldırıyla geldiği vakit ister istemez kendinizi korumak ve karşı saldırıda bulunmak için ben bazen kendimden hiç tahmin etmeyeceğim kadar agresif olabiliyorum ki öyle bir tip değilim aslında. Özel yaşamımda çok yumuşak, sessiz, sakin bir adamım ama sabahleyin gazeteyi açınca, bazı şeyleri görünce birdenbire sigorta atıyor yani. O zaman ne yapabilirim? Tabii Twitter gibi sosyal medyada da şey yapıyorum bir düşüncelerimim ama asıl yapılması gereken tiyatro sahnesinden cevap vermek. Ve o yüzden de şimdi yeni projeler üzerinde düşünüyorum. Daha henüz çok kesinleşmediği için belki söz etmeyeceğim ne olduklarından ama yani hep aklım fikrim biz susmamalıyız. Biz sustukça onlar biz bütün üstümüze gelip bizi ezmeye uğraşacaklar. Etrafımızda kokmuş bir karanlık var. O karanlığı bize kabul ettirmeye, bizi ona mahkum etmeye çalışıyorlar. Ne yapıp yapıp kafamızı dik tutmalıyız. Başka çaresi yok yani. Yani bu noktada sanatın anlatım gücüne tabii. Hala inancınız. Tabii ki, tabii ki. Siz de bahsettiniz biraz. Aradan geçen zamanda çok fazla da bir şey değişmedi diye ama bir bakarsak yine 8 yıl geçti. Özellikle tiyatro sahnesi anlamında Türkiye'de işleri nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Değişti mi, değişmedi mi, zorlaştı mı, kolaylaştı mı 8 yılda? Çok zorlaştı. Çünkü İşte özellikle bu Gezi olayından başlayarak, daha evvel de vardı bu tasarılar ama
Merkezi Oyalı'nın ayına başlayarak tiyatro nedense onları çok tedirgin etti. Yani Gezi olayını destekleyen ya da katılan topluluklar 3 yıldır devlet desteğinden yararlanamıyor. Başta biz olmak üzere ki biz 20 yıldır sürekli her yıl en üst düzeyden devlet desteği alırken birdenbire silindik, yani kara listeye alındık. Bizimki böyle, ama bununla beraber oraya katılan sinema oyuncuları, televizyon oyuncuların resmen şeyinle oynuyorlar. Yani baskı yapıyorlar şirketlere, rol vermeyin diye. TRT zaten kapattı o insanlara kapılarını. Fakat diğer yanda diğer özel şirketler, ki özel şirket diye bir şey yok. Medyanın %95'i zaten onların elinde. Oraya da söyleniyor, sakın bunlara rol vermeyeceksiniz. Yani insanların ekmek parasından oynuyorlar, açlığa mahkum ediyorlar. Burun sürtsün ve bir örnek olsun, başkaları kalkıp da bu lafları etmesin diye. Bunun yanı sıra işte tabii AKM'nin kapanması, ölüme terk edilmesi. Bizim Muammer Karaca Tiyatrosu, 23 yıldır orada oyun oynuyorduk. Oranın kapatılması, emek sinemasının kapatılması ve TÜSAK yasarısı dediğimiz, güya İngiltere'nin Arts Council'ı örnek alarak sanat kurumu, Türk Sanat Kurumu, Türkiye Sanat Kurumu diye bir şey yaparak Atatürk Cumhuriyeti'nin sanat alanında kazandırdığı opera, bale, devlet tiyatrosu, konservatuvarlar, bütün hepsinin bugüne kadar getirdiği kazanımları yok etmek ve kültür alanını özel sermayenin acımasız rekabetine, o piyasaya mahkum etmek, devletin koruyuculuğunu, ki bizim gibi ülkelerde sanatın mutlaka devlet ya da belediye tarafından desteklenmesi lazım. Yoksa eğer onu piyasanın kurallarına bırakırsanız, birdenbire işte bugünkü televizyonumuz ne haldeyse, en ucuz, en yoz biçimiyle halk bunu beğeniyor, işte halk bunu istiyor diyerek her şeyin en ucuz, en ticari olan tarafı ortaya çıkacak. İşte bütün bunlar gösteriyor ki bu yasayla yapılmak istenen, kurtulmak istiyorlar. Zaten Atatürk devrimlerinin getirdiği her şeyden yavaş yavaş kurtulmak istiyorlar. Atatürk Havalimanı isminden bile. Yani genelde yapılması istenen, hedeflenen 2023'te ikinci bir cumhuriyet ilan edilecek. Ve o cumhuriyette Atatürk'ün ismi olmayacağı gibi çağdaşlık, laiklik falan gibi şeyler de artık düşünülemeyecek gibi bir korkum var. Önceki söyleşinizde bir sanatçı olarak toplumdan umutlu olmam gerekir diyorsunuz. Hala umutlu musunuz? Umutluyum, evet. Umutlu olmam gerekir diyorum. Çok umutlu değilim. Şöyle söyleyeyim, şu en son seçim bir umuttu bence. Yani orada kırılma noktası da işler olumluya dönebilirdi. Yani AKP tek başına iktidara gelemeseydi, yani bir koalisyona mecbur durumda olsaydı, o zaman ülkemizde olumluya yönelik değişimler beklemek için umutlanabilirdik. Son şansımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi orada da çok büyük bir çoğunlukla geldi ama hiç değilse bu sefer anayasayı değiştirecek kadar bir çoğunluğu yok. Ya da başkanlık sistemini dayatacak kadar bir çoğunluğu yok, ama tilkinin kafasında bin bir şey dolaşırmış. O mutlaka başka şeylerle hazırlanıyordur. Yeni planlar kuruyordur. Tabii ki bizim işimiz umutlanmak ve umut dağıtmak. Yani tiyatronun, ben daha evvel, biz politik tiyatro yapmayı seçtik uzun yıllardır. Daha çok tiyatroyla devrim yapabileceğimize inandığımız 68 dönemi geldiğinde, yani her akşam tiyatroda sloganlar atılır, buradan çıkılır, oyundan sonra Taksim'e yürüyüş yapılır. Yani son derece canlı bir politik ortamda politik tiyatro yapıyorduk. Ve neredeyse
O akşam devrim olacak, Türkiye bağımsız ve sosyalist olacak diye düşünüyorduk. Sonra yıllar geçtikçe tabii askeri darbeler falan filan yaşadıktan sonra dedik ki bunları bırakalım, alçak gönüllü olmak lazım. Biz sadece insanlara, siz yalnız değilsiniz, bak biz de sizin gibi düşünüyoruz. Burada oturan insanlar da buraya geldilerse beraberiz, bakın. Aynı düşünceleri paylaşıyoruz. İşte burada bu akşam bu oyunu izlerken hep beraber bir şeyler için heyecanlanıyorsak, mutlu olabiliyorsak, aynı şeye öfkelenebiliyorsak, hep beraber alkış tutabiliyorsak, gülüyorsak, ağlıyorsak, bu da çok önemli bir şey. O yüzden tiyatronun mutlaka seyircilere bir moral vermesi, bir dayanışma duygusu uyandırması ve ileriye doğru bir umut yolu, ufak da olsa bir ışık bir yerlerden bir şey göstermesi lazım diye düşünüyorum. Gelen seyircilerde bu dayanışma ruhunu daha çok hissettiğiniz oluyor mu artık? Oluyor. Evet. Yani dediğim gibi bu Sivas'la başladı. Biz o oyunda şundan da korkmuştuk. Bu oyun o kadar moral bozucu, depresif bir olay ki yani seyirci çıkacak, böyle kendini güçsüz hissedecek, umutsuzluğa kapılacak, eve gidecek. Tam tersine gelip boynumuza sarılıyorlardı. Biz bilmiyorduk. İyi ki oynadınız. Evet, böyle bir olay olduğunu biliyorduk ama bunların olduğunu bilmiyorduk. İyi ki bunları anlattınız. Şimdi biz ne yapabiliriz acaba diye düşünmeye başlıyoruz. Bundan sonra arkadaşlarla oturacağız, konuşacağız falan. Ve çok beklemediğim kadar umut veren bir oyun oldu. O kadar ağır, bir sert bir oyun olmasına rağmen. Ondan sonra bütün oyunlarımızda da böyle bir şey var. Hep ileriye dönük bir umut var. Ve oyunun en güzel anı tabii ki alkış patladığı andır, selam verilirkendir ama daha da güzel bir anı çıktıktan sonra fuayede o gençlerin gelip boynumuza sarılması, beraber resim çektirmemiz, işte imza almak falan. Yani müthiş bir sıcak iletişim oluyor ki bu başka sanatlarda yok. Bir tiyatroda var yani, ne televizyonda ne sinemada böyle bir şey göremezsiniz. O birebir o ilişkiyi yaşamak, o sıcaklığı yaşamak. Geçen akşam Ankara'da mesela biri, ben de oyununuzu izleyemedim dedi galiba. Ekonomik durumu müsait değildi, o genç bir delikanlı. Size bir sarılabilir miyim dedi. Böyle bir sarıldı, nasıl titriyor. Şöyle baktım, şakır şakır yaş akıyor gözümden. Aman dedim, bana mail adresim şu dedim, bana yaz. Bundan sonra Ankara'ya gelişimizde mutlaka oyunuma gel, benim misafirim ol, seyret falan filan. Çok acayip şeyler oluyor, bunlar güzel tabii. Siz de dediniz, politik tiyatro bir dönem yapılmamıştı, siz tekrardan başlattınız. Günümüze bakarsak şimdi genç tiyatrocular da ufak tefek tiyatrolar kurup yine kendi yağlarında kavrulup, evet, seyircinin de desteğiyle bir şeyler, evet, ortaya çıkarmaya, evet, çalışıyorlar. Politik tiyatro şu an Türkiye'de yapılabiliyor mu, böyle bir istek, evet, ya da cesaret görüyor musunuz yeni tiyatrocularda? Bir kıvıldanma var. Şimdi daha bizim politik tiyatro çizgimizden belki biraz daha değişik ama gene de kurulu düzene karşı çıkan, ne bileyim, kadın sorununu özellikle ön plana alan, kadının özgürlüğünü ön plana alan oyunlar ya da genel geçer ahlak kriterlerinin dışına çıkan, hatta İngiliz tiyatrosunda da bu çok var tabii, küfürlü, bol küfürlü oyunlar. Ama o küfür bir çeşit kurulu düzene karşı bir başkaldırı niteliği taşıyor aslında. Bunun dışında bu gezi olaylarıyla ilgili de ufak tefek oyunlar başladı. Tabii bunların etki sahası çok kısıtlı. 50-60 kişilik salonlarda küçük küçük şeyler oluyor ama o önemli. Yani Türk tiyatrosuna taze bir kan geldi, yeni bir aşı geldi gençlerle birlikte. Yeni oyunlar yazılmaya başladı. Kendi yazarları var ya da işte yabancı oyunlar çevriliyor. Değişik bir tiyatrodan ben onların içinde başarılı olanların daha da gelişeceğini, ana akım tiyatroyu besleyeceğini ve daha çok
daha politize olacaklarını düşünüyorum. Çünkü etraftan o kadar ters yönde insanı isyan ettiren söylemler var ki mutlaka gençler bir şekilde ona karşı çıkıp kendilerini ifade edeceklerdir diye düşünüyorum. Peki şey düşünüyor musunuz? Hani hep bu tarz camialarda kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. İzlemeye gelen de zaten üç aşağı beş yukarı bizim görüşlerimize sahip insanlar denir. Tiyatronun sizce bunu daha büyük kitlelere açma gücü var mı? İşte tiyatro maalesef bir butik işi diyeceğim. Çünkü yani günde bir defa oynayabiliyoruz. Burası 400 kişi alıyor. En kaba tıklım tıklım da olsa 400 kişi. 100 oyun oynasanız 4000 kişi. Yani 40.000 mi oluyor? Yanlış söyledim. Yani çok az. Yani Türkiye zaten tiyatro seyircisini düşünürseniz Türkiye nüfusuna oranla inanılmayacak kadar ufak bir izleyici. Onu daha fazla yaygınlaştırmak aslında devletin ve belediyelerin işi. Bütün belediyeler tiyatro kurup ucuz biletle o zamana kadar tiyatroya gitmemiş, tiyatronun tadını almamış insanlara tiyatroya götürebilirse belki biraz daha yayılma olabilir. Ama çağımızda maalesef tiyatro işte biraz böyle elle yapılan şeyler gibi, butik elbiseler gibi, hot couture gibi diyelim, televizyon kadar, sinema kadar yaygın olamaz. Sinema basıyorsunuz işte dünyanın her tarafında oynayabiliyor o film de, o dizi de çok daha popüler olabiliyor, çok daha yaygın olabiliyor. Tiyatro maalesef gene ne kadar gayret etseniz küçük bir azınlığın sanatı oluyor. Size geri dönersek, 60. sanat yılınıza gireceksiniz. Evet. 1-2 yıl içinde. Sayısız ödül aldınız yurt içinde, yurt dışında. Sanat hayatınız inanılmaz başarılarla dolu. Sizin için geriye dönüp baktığınızda en çok övünç, gurur duyduğunuz hatıranız ya da başarınız nedir? Şunu düşünüyorum, yani şu kadar yıl utanılacak bir şey yapmadım demek galiba çok belki az bir şey. Çünkü normalde insanın utanılacak bir şey yapmaması lazım. Ama maalesef bizim alanımızda diyelim, insanlar ekmek kaygısı, aile, işte parasal sıkıntılar nedeniyle bir takım tavizler vermek zorunda kalıyorlar. Aslında hiç yapmayacakları şeyleri yapmak zorunda kalıyorlar. Ben övünebildiğim tek şey işte belli bir sanatsal çizgiden taviz vermeden gelmiş olmak. Mesela reklam filmi yapmamak ya da işte ona benzer ticari işlere bulaşmadım. Şöyle dönüp baktığımda şu kadar yılda şu kadar oyun oynamışım. Yani şunu da ayıp etmişim, bunu oynamasaydım dediğim bir şey olmaması temiz bir defter gösteriyor. Yani sicilim temiz diye düşünüyorum. Nazım Hikmet'in yaşamaya dair şiirini binlerce kez belki de seslendirdiniz. Evet. O şiirin son mısrasındaki gibi yaşadım diyor musunuz kendiniz düşününce geriye bakınca? Evet, evet. Yani hayat bu zaten. Hayat inişler, çıkışlar. Yani her zaman toz pembe olmuyor ortalık. Her zaman başarılı da olmuyor. Biz bir sürü şey yaptık. Çok başarılı olacağını düşündüğüm, çok büyük emek verdiğim, çok sevdiğim oyunlar. Bir bakıyorsunuz seyirciden beklediğimiz tepki gelmeyebiliyor. Bazen de hiç beklemediğimiz bir yerde birdenbire şey patlıyor. Tuttu oyun diyoruz, kapalı kişi oynuyor falan. Ama yaşadım işte bütün zorluklarıyla, bütün güzel yanlarıyla. Çok da çektiğimiz şeyler oldu tabii ki, politik tiyatro yapmak. Kolay bir iş değildi. Ülkede zaten özel tiyatroyu bu kadar yıl ayakta tutmakta bence mucizevi bir iş. Şu anda 5 tane tiyatro yok böyle arkasında bir 40 küsur yıllık geçmişi olan özel tiyatro yok. Yani bir elin parmaklarından bile az sayıca. Ama değdi yani. Bütün o çektiğimiz yasaklamalar, engellemeler, yargılanmalar, ne bileyim
turneye çıkamamak, işte oyunlarımızın sansür edilmesi, sıkı yönetime giderdi tekstler. Kıpkırmızı gelirdi böyle, bu lafları söylemeyeceksiniz, akşam oyun oynayacaksınız, bu lafları söylerseniz kapatırız diyor mesela oyunu. Hemen bir numara yapıp onları pas geçerek gene aynı oyunu bir şekilde oynamak. Ama bütün bunlar insana güç veriyor biliyor musunuz? Yani mücadele gücü veriyor çünkü her dönemde bütün güçlüklere rağmen insanın söyleyecek bir sözü varsa, yaptığı işe inanıyorsa mutlaka bir yolunu buluyor onu izleyiciye. En katı baskı dönemlerinde bile o da insanı zenginleştiriyor. Bak diyor ben diyorsun kendi kendine ben gene bu dönemde bile bunu oynadım, bunu yaptım. Onu yasakladılar, bunu yaptım. Bu yaşamın bir parçası işte. İyisiyle kötüsüyle yaşadım. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğiniz bir şey olmadı mı? Var öyle şeyler. Ufak tefek şeyler var şimdi belki onlardan. Mesela bir ara bir tiyatro sahibi olma imkanı vardı. O fırsatı teptiğim için çok üzülüyorum. Çünkü sonraki yıllarda hep göçebe olarak o tiyatroda atıla gezginci bir hayat sürdük. Belki bir yere yerleşik bir tiyatromuz olsaydı daha sağlam ve sağlıklı olur muyduk bilmiyorum. Belki de böyle dolaşıyor olmak bizi daha güçlü kılmış olabilir. Çünkü tiyatrocuların ruhunda vardır bu göçebelik. Shakespeare de öyle. Dolaşıyor, hanlarda oynuyor. İşte Molière öyle. Fransa'nın bütün köylerinde gidiyor, hanlarda, avlularda oyun oynuyorlar. Yani tiyatroculuğun ruhunda vardır bu. Oradan oraya göçebe olarak devam etmek. Sahnelerde daha göreceğiz sizi umarım. Değil mi? Devam umarım. Ediyorsunuz. Umarım, evet. Yani umarım. Kafanızda... Sağlığım el verirse. Yani kafanızda bir jübile tarihi yok. Yok. Öyle bir şey düşünmüyorum. Yani öyle hani jübile yapayım da veda edeyim diye bir şey düşünmüyorum. Ayakta kalabildiğim sürece, kafam da çalıştığı sürece, çünkü kafa çok önemli burada, bir şeyleri ezberleyip söyleyebilmeniz lazım. Yani bir süre sonra bellek de zayıflayabiliyor, vücut da zayıflayabiliyor. Ama mesela dansçı olsaydım daha erken bırakmak zorunda kalırdım. Operacı olsaydım ki bunları da çok istedim, yani isterdim. Bir opera sanatçısı ya da bir dansçı olmayı da çok isterdim ama tiyatrocuların her yaşta oynayabileceği roller var. Yeter ki aklınız başınızda olsun ve sahneye çıkacak gücünüz olsun. Ben sanki hayatım burada bitse sahne üstünde daha mutlu olurum gibi geliyor. Çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum. Arşiv Odası'nda bu kez İstanbul'daydık. Kenter Tiyatrosu'nda usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'la birlikte hem biraz geçmişten hem günümüzden konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.